müdürüm, değerli meslektaşlarım. Seminerimiz için davetimizi kırmayıp gelen değerli misafirlerimiz ve siz sevgili katılımcılar. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'ne ithafen gerçekleştirecek olduğumuz seminerimize hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlere programımızın akışını arz ediyorum. Bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı, şehitlerimizin anısına Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okuması, Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz Sayın Osman Tezcan'ın 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'ne yönelik konuşması, Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayınlanan 15 Temmuz özel slayt gösterimi, kahramanlık türküleri, 15 Temmuz şehitlerimizden Muhammed Yalçın'ın babası Sayın Selahattin Yalçın'ın konuşması, hediye takdim töreni, kahramanlık türküleri ve kapanış. Şimdi sizleri Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. ولا تقولن
Öyle birliği için bayraklarımız gökten
gökten inmemesi için, ezanlarımız gökte inlemesi için, vatanımızın ve milletimizin birliğinin ve beraberliğinin bozulması için, şu cennet vatan için kanlarını ve canlarını seve seve feda eden bütün aziz şehitlerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediye edip sen kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin, hasaten 15 Temmuz'da ihanet çeteleri tarafından şehit düşmüş bütün şehitlerimizin, şehitlerimizin, askerlerimizin ve polislerimizin ve vatandaşlarımızın da ruhlarına ayrı ayrı hediye edip sen kabul eyle ya Rabbi. Hasaten Haraman'ımızın 15 Temmuz şehidi olan Muhammed Yakşın kardeşimizin ve bu darbenin ve bu girişimin baş tacı olan Halis Demirler'in ve bütün şehitlerimizin de ruhlarına ayrı ayrı hediye ediksen kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin, bu günleri, bu 15 Temmuz'da yapılan bu ihanet çetelerinin bu darbe girişimlerini bir daha bu vatandaşa, bu millete, bu vatanımıza yaşatma ya Rabbi. Bizleri birliğimizden, dirliğimizden ayırtma ya Rabbi. Ya Rabbi alemin, dinimize ve İslam'ımıza ve vatanımıza ihanet edenlere sen fırsat verme ya Rabbi. Ya da ahirette iyilikleri ve güzellikleri ihsan eyle ya Rabbi. Bizi, annemizi, babamızı ve bütün Müslümanları bağışla ya Rabbi. Şüphesiz sen işitensin ve dualarımızı kabul edensin. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin ve selamun ve selametun alel müminin velhamdülillahi rabbil alemin. Hayırların fethi için, kazaların, belaların, şerlerin ve bütün olumsuzlukların defi için ve hasaten 15 Temmuz'da şehit düşmüş bütün şühedalarımızın ve Karaman'ımızın şehidi Muhammed Yalçın kardeşimizin ve bütün şehitlerimizin ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha. Hocalarımızın ağzına sağlık arkadaşlar. Şehitlerimizin de ruhları şad olsun inşallah. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'ne yönelik konuşmasını yapmak üzere Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz Sayın Osman Tezcan'ı sahneye davet ediyorum. Sevgili misafirler, değerli çalışma arkadaşlarım, ben Karaman'ımızın göz bebeği, şehidimiz Muhammed Yalçın'ın kıymetli babası, annemiz ve sevgili kardeşi, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi 15 Temmuz kimileri için, ki o kimileri dediğim bu hain çetedir. Tüm vatana karşı ihanet dolu yüreklerdir. Onlar için kara bir lekedir. Ancak bizler için vatanını, milletini seven, uğurda canını vermeye azmetmiş ve canını veren tüm milletimiz için de destansı bir gündür. Dolayısıyla Milli Birlik Günümüzü kutluyorum. Bu olayı anlamak için, 15 Temmuz'u anlamak için aslında şöyle bir geriye doğru gitmemiz lazım. Çünkü bu 15 Temmuz'da gerçekleşen bu hain girişim sıradan haddini bilmez bir örgüt liderinin bir kalkışması değil. Bu bir işgal hareketidir aslında. Uluslararası sömürücü güç odaklarının maşasıdır bu örgüt. Buraya nasıl geldik? Amaçları neydi? Dertleri neydi? Bu milletle hesapları neydi? Şöyle bir geriye doğru hafiften gitsek iyi olacak. Çok da sıkmayacağım, lafı uzatmayacağım. Tüm semavi dinlerde, Hristiyanlık olsun, Yahudilik olsun ve bizim kutsal dinimiz İslam olsun, insanlığın kaynağını ilk insan olarak Adem peygambere dayandırır. Adem peygamberin oğlu Habil ve Kabil arasında bir kavga vardır. Duymuşsunuzdur, bilirsiniz. Kabil haksız yere kardeşi Habil'i öldürür. Aslında dünyanın üzerinde bugüne kadar yaşanmış olan tüm haksızlıkların, dökülmüş kanların sebebi de bu olaya dayandırılır. Bu olay, Kabil'in Habil'i öldürmesi olayı
iyi ile kötünün, haksızla haklının, mazlumla zalimin, karanlıkla aydınlığın savaşının simgesel değeridir. O gün bugündür, hakla batıl savaş halindedir. Milletimize indirgersek, haçla hilal savaş halindedir. İyi ile kötü savaş halindedir. Bu bireysel anlamda insanlar arasındaki kavga da böyledir. Toplumlar arasındaki savaşlar da böyledir. Bu noktada bizim milletimiz tarih sahnesine geldiği günden beri hiçbir zaman kötünün yanında yer almamıştır. Bizim milletimizin şanlı tarihinde asla bir katliama rastlayamazsınız. Her zaman mazlumdan yana tavrını koymuştur, haklıdan yana tavrını koymuştur ve hareketleri hep hakka dayalıdır. Bu yüzden bizi dünya üzerinde mazlumlar, haksızlığa uğramış olan toplumlar sever, ancak sömürücüler, dünyaya kan kusturan, dünyayı kana boğan, fesada uğratan toplumlar, bugün üst akıl dediğimiz emperyalist güçler sevmez bizi. Çünkü onların bizimle, bizim de onlarla hesabımız vardır. Çatışmışız, kavga etmişiz. Köklerini dayandırmakla övündüğü Roma İmparatorluğu'nun kralını 50 bin kişilik ordumuzla Malazgirt'te yenmişiz. Karşıda 200 bin civarında asker var, donanımlı. Üstelik adamların krallarını teslim almışız, esir almışız. Sonra da demişiz ki hadi seni bağışladım, var git yoluna, bana da senede şu kadar para ver. Bir nevi aşağılamışız. Sonra Anadolu'yu yurt tutmuşuz. Gelmiş Fatih Sultan Mehmet, yine o batının medeniyeti algısını dayandırdığı Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'u fethetmiş. Doğu Roma İmparatorluğu'nu bitirmiş. Bununla yetinmemişiz. Kalkmış gitmiş iki defa Viyana'nın kapılarına dayanmışız. Şimdi Batı medeniyetinin kulaklarında, Viyana önlerinde çaldığımız Mehter Marşı'nın davullarının sesi çalıyor. Adamlar rahatsız. Rahat edemiyorlar. Neden? Çünkü bizim dünya üzerinde hükümran olduğumuz dönem içerisinde sömürgecilerin sömürge boruları hiçbir zaman çalışmamış. Bu yüzdendir üstümüze çullanmışlar. 10 küsür tane Haçlı Seferi üzerimizden geçmiş. 3 kıtaya hakim olmuşuz, adalet dağıtmışız. Ancak bu emperyalist güçler dediğimiz bizi kurduk. Durdu mu karşımızdaki güç? Durmadılar. Kısmen başarılı oldular. Efendim 10 yılda bir darbe yaptırdılar. Biz demokrasi ve hukuk devlet anlayışını seçmiş bir ülkeyiz. Netice itibariyle kendileri karşımıza doğrudan çıkmadıkları için çevremizde ve içimizde terör örgütü diye adlandırdığımız grupları organize ettiler ve üzerimize saldılar. 40 yıldır PKK diye bir örgütle mücadele ederiz. Amaç nedir? Karşı cephe, yani emperyalist anlayış, tamam biz bu milleti Anadolu'ya sıkıştırdık, daha da hareket et. Karşısındaki düşmana perva etmiyor. Yapamıyoruz. Ne yapalım? Bizim gibi görünen, bizim gibi yaşayan aramızdan birilerini ayarttılar. FETÖ dediğimiz melunun içimizden, en hassas duygularımızdan yararlanarak bu örgütü kurdular. Eğitim dediler, okul dediler, yardım dediler, din dediler, insanlık dediler, yetim dediler. Bizi maneviyatımızla vurdular. Bizi milli değerlerimizle vurdular. Bizi vatanımızla, bizi bayrağımızla vurdular. Yetmedi. İşte 15 Temmuz gecesi bizim kendilerine emanet ettiğimiz Karaman'ın bozkırlarında güneşin altında 3 kuruşa çalışan Ayşe teyzenin
Ali amcamın cebinden çıkan paralarla alınan uçaklarla yükledikleri bombaları benim, Muhammed'imin, Ali'min, Mehmet'imin üstüne attılar. Vatanı korusun diye bu garip millet yediğinden içtiğinden arttırarak ellerine teslim ettiği silahı bu hain şebeke insanımızın üzerine doğrulttu. İnsanlarımızı katletti. Kendilerine teslim ettiğimiz tankı insanımızın üzerine sürdüler. Bu bir işgal hareketiydi. Meclisi bombaladılar. Meclis bir ülkenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi bizim ülkemizin bağımsızlık sembolüdür. Meclisin uçağın attığı mermi, benim Muhammed'imin ciğerine saplanan kurşun, benim milletimin verdiği parayla alınmış kurşun. Ve ben o kurşunu sıkan elleri beni korusun diye görevlendirmişim. Bu ihanetin dünyada eşi benzeri yok. Herhangi bir olay da değil bu. Az önce tarihten örnek verdiğim o uluslararası emperyalist güçlerin dümeninde hareket eden bir güç. Neden? 15 Temmuz olayı olduktan sonra 10 gün boyunca, açın haberleri, geriye doğru izleyin, 10 gün boyunca hiçbir batılı ülke geçmiş olsun demedi. Fransa'da, Paris'te bir yerde bomba patladı. Bütün dünya seferber oldu. Orada poz verdi. Evet, hiçbir yerde bomba patlamasını istemeyiz. Ama benim Cumhurbaşkanım suikastten kurtuldu. Benim meclisim bombalandı. Cumhurbaşkanlığı külliyen bombalandı. 250 insanım şehit oldu. 250 insanın içerisinde 15 yaşından tutun 70 yaşına kadar insan var. Kadın var, çoluk var, çocuk var, erkek var. 1800'e yakın, 2800'e yakın gazim var. Batı ülkesi nerede? Batı medeniyeti nerede? Ses yok. 10 gün sonrasında yavaş yavaş tepki göstermeye başladılar. Neden? Çünkü bize kasteden bu şebeke onların elindeki oyuncak idi. Ama ne oldu? Eşi benzeri olmayan, dünya üzerinde bir örneği olmayan bu hain örgütün karşısında yine dünya üzerinde eşi benzeri olmayan bir millet vardı. Eşi benzeri olmayan bir yöntemle, bir direnişle hain örgütün hevesini kursağında bıraktı. Bir Ömer Halis Demir çıktı, iman dolu göğsünü siper etti. Dikkat edin, 30 saniye sonra vücudunun delik deşik olacağını bile bile o çetenin başındaki ileri gelenlerden bir paşayı kafasına sıkarak indirdi. Ve 30 saniye sonra vücudundan 33 tane kurşun çıktı. Ömer Halis Demir bir kahramandı elbet. Hain darbe teşebbüsünü duraklattı. Bitirmedi. Çünkü işgaller devam ediyordu. Her zaman şunu söylemişimdir. 15 Temmuz gecesinde tarihi yazan asıl unsur Türk milletinin bizatihi kendisidir. Nihayetinde şehidimizin ailesi burada. Kendisi külliyenin önünde şehit olmuş. Halkımız fevç fevç caddelere bir sel gibi aktı ve hainler tarafından işgal edilmiş hangi nokta varsa onlardan geri aldı. Ellerinde silah var mıydı? Yoktu. Ahmet'in kardeşi kardeşini verdi. Onların daha verecek bir şey yok son nokta. Birileri canını veriyorsa, birileri evladını veriyorsa bize düşen de gerektiğinde canımızı veririz ama o aşamaya gelene kadar da şu memlekete, şu millete hizmet noktasında elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmaktır. Biz Türk yargısı olarak darbe teşebbüsünün hemen ertesinde öncelikle içimize sızmış hain örgütün elemanlarını tespit edip yargı camiasından uzaklaştırdık. Bu konuda en hızlı refleksi veren kuruluş
yargı camiasıdır. Bunu iddiayla söylüyorum. Bir taraftan kendi içini temizlerken, diğer taraftan da ülkeye kasteden bu hain şebekenin örgütün üyelerini tespit edip yargı önüne çıkarmaya devam ettik. Bu konudaki mücadelemiz pörsümeden, yılmadan devam edecek. Ben hava sıcak, sizleri daha fazla yormak istemiyorum, sıkmak istemiyorum. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah bu tür hain örgütlerden, hain şebekelerden ve dünyayı kasıp kavuran, kan döken emperyalist güçlerden ülkemizi korusun. Biz şunu söyleriz, vatan bölünmez, bayrak inmez ve şehitler de ölmez. Biz her zaman şehit olmaya hazırız. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Başsavcı vekilimize konuşmasından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanlığı sitemizde yayınlanan 15 Temmuz'a özel slayt gösterimini izleyeceğiz arkadaşlar. Deniz, havalarından sevgisinin temmuzları, Türkiye ayırı, yeni sırası yaşadı. Seviye bulutu bir bölüm işliyor. Ya da bu devam eden ülkelerdeki projenin ana manzara ülkelerden temiz etseler, sizdeki bir içeriği vatandaşımızın cep kalitesine artıken derinçelerini değiştirirken, yeni Türkiye'nin de sembolleri haline geldi. Marmaray. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Üçüncü Havalimanı. Osman Gazi Köprüsü. Avrasya Tüneli. İstanbul, Ankara. Ankara Konya Yüksek Hızlı Tren Hatları Türkiye'yi Hülyahan Zirvesi'ne taşıdı. Yapımı tamamlanmamış ya da halen devam eden yüzlerce projenin tamamı milletimize sınırsız hizmet etmek için Türkiye tarihinde daha önce hiç yaşamadığı bir darbe girişimine maruz kaldı. Askeri yapılar içinde konuşlanmış FETÖ üyesi bir grup hain kendi halkına silah konuldu. Tanklar şehirlerin meydanlarına sürüldü. Halkın üzerine bombalar ve kurşunlar yağdırıldı.
milli iradeye darbe yapmaya kalkanlar darbeyi kendileri yürüyüşü. Tüm milleti bunlara en büyük darbe yürüyüşü. Cumhuriyet'in başkenti Ankara, bir bombardıman altında cayır cayırlı bir binbaşı oğullarıyla beraber indi meydanlara. Namazlarımızı kılıp evden ayrıldık. O gece biz o meydana şehit olmak için gittik diyordu. Bunu bana neden yapıyorsun, seni ben doğurdum diyen analar şehit olmak adına indi meydanlara 15 Temmuz'da. Kimse bu toprakların çocuklarını başkalarıyla karıştırmasın diye sesleniyordu bir diğeri. Analar, vatan bizim vatanımız, hainlere karşı durmalıyız dedi. Kol kola verip iş makinelerini kullanarak konu komşuyu meydanlara taşıdı. 15 Temmuz kalkışmasına dair o kadar çok kahramanlık hikayesi vardı ki anlatılacak. 15 Temmuz gecesi verilen mücadelede bir Çanakkale ruhu, bir kurtuluş müdafası ruhu taşıyordu bizim kahramanlarımız. Kardeşi... Dinlemek için. Halil Erbay'ı sahneye alıyoruz. Alkışlarımız efendim. Gün giden de ay gelen de gel oğlum. Cihan yanar sen gülen de gül oğlum. Bir yol vardır hak yoludur bul oğlum. Yeri bilmek göğü bilmek bil oğlum. Çabuk büyü çabuk yetiş tez oğlum. Şakal gezen şu dağlarda gez oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlum. Hain gezen şu dağlarda gez oğlum. Gez oğlum. Vatanıma göz dikeni gez oğlum. Dostum kim, düşmanım kim sez oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum. Senden gider sonsuzluğa yol oğlum. Dört bir yana salmalısın kolum. Ekmeğini aç olanla böl oğlum. Haram yeme hak uğruna öl oğlum. Çabuk büyü çabuk yetiş tez oğlum. Çakal gezen şu dağlarda gez oğlum. Çabuk yetiş tez oğlum. Hain gezen şu dağlarda gez oğlum. Gez oğlum. Vatanına göz dikeni gez oğlum. Dostum kim, düşmanım kim sez oğlum. Tarihini şerefin zulüm dolu saltanat sanin oğlum. Zalimlere duymalısın ki ne oğlum. Nefis gibi mantık yutan dev oğlum. Mağrur olma insanları sev oğlum. Çabuk büyür çabuk yetiş tez oğlum. Zindanına attılar beni.
yüreğe kastırlar beni. Kastırlar beni. Mazlumlar sürüsüne kastırlar beni. Kastırlar beni. Bir yanımda Esenboğa'ya gittim. Esenboğa'dan da
Burada neler gördüm? Bu kadınlarımızın da elini ayağını öpmem lazım. Öpüyorum. Allah razı olsun. Beşik'teki çocukunu almış gelmiş el arabasıyla saat 3 biz havalarındayız. Orayı teslim almaya çalışıyoruz. Biraz yanaştık ama binler bir üstündeydim. Orada oğlumla görüştüm. Tabi üzerimizden uçaklar uçuyor. Oğlum neredesin dedi. Baba dedi. Şu anda da zırhlı bir teyzeyiz dedi. Etimos zırhlı bir yeri teslim alıyorlar. Oradan 4 arkadaşı külliye doğru gidiyorlar. Ben de aradım orada. Oğlum dedim. Nereye gidiyorsun? Külliye gidiyorum dedi. Dedim oraya ben bomba atılırım. Benim değil baba dedi. Biz şehit olmaya gidiyoruz. Gerekirse geri dönmem dedi. Tabii ben annesinden biraz sakladım onu söylemedim. Dikkat et o zaman dedim. Tamam dediler. O gece neyse ben sabaha kadar sabah namazına döndüm. Sabah namazından çıktım. Birinci bombayı anlatıyor bana. Baba dedi 50 metreye kadar bomba atıldı. Ben de dedim, ben dedim uzak dur. Bunlar dedim başarılı olmadılar, hainler dedim. Sen dedim, bu şekilde. Bunlar dedim başarılı olmadı. Sen de dedim, gel ben de güvenliğe vereyim dedi. Biz birinci bombaya doğru yardıma gidiyorlar. Birinci bombayı bana anlatırken 20 metre yanında bomba düşüyor. Dikkat ederseniz, görüntülere iyi bakarsanız orada adımını atıyor, telefonla benimle konuşuyordu. Bu arada ciğerine isabet etmiş. Aldım, Muhammed Muhammed diye bağırdım. Yasin'le büyük ablasını aldım, gittim. Tabii 5 milyonluk Ankara 1 milyona düşmüş. Yollar her taraf kapalı. Ya biz ne yaptık ya? Bu hainlere ne yaptık? Vardım oraya, girdim. 3 tane genç yaşıyor orada. 2 tanesi yüzüstü, 1 tanesi sırtüstü. 10 santim kol var ya. Adamların suratı belli. 20 yaşında çocuk böyle uzun boylu bembeyaz giymiş. 3 şehidi de orada gördüm. Yüzeler kaçtı, örtülü. Ben de oğlumu arıyorum. Orada jandarma karakolu daha tutulmadı. Ben çocuğu unuttum, oraya sağladı. Neyse oraya teslim aldık. Aklım başına geldi bir saat sonra. Çocuğu tekrar arayayım dedim, baktım, yok. Dedim hadi bir hastaneye gel. Gazi hastanesinin yanına gittim, aradım, yok. En son çocuğum hafta oldu. Şehit verdim, onun yok, onun yok. Tamam. Vatan için gerekirse hepimiz. Bizde geniş test yok. Türk milletine geniş test var mı? Yok. Biz devamlı ileri gideriz. Biz askerlik yaparken de devamlı ileri. Namlunun üstüne doğru gidiyoruz. Hepimiz askerlik yapanlar hepimiz biliyor. Ama ben şunu gördüm. Bu millete biz çok temiz kimse vermiş. Bu gençler helal olsun, Allah razı olsun. O bayrağın altında sabaha kadar çocuklar tankları durduruyorlar. Benim oğlum da Gazi Üniversitesi son sınıf öğrencisi. İdealler var. Çocuklar yüksekti. Milliyetçi, hakiki milliyetçi bir çocuktu. Yani şimdi bayanları gördüm. Allah razı olsun. Bizi vallahi kimse diz çöktüremez bize. Bu bayanlarımız olduğu sırada. Saat 3 çocuğunu emdiren Beşik'te. Saat 3, 3.30, 4. Onun için yer kardeşlerim, vatanımızın kıymetini bilelim. Biz Filistin'deki birisi yaşamayız kardeşim. Oradaki Müslüman kardeşlerimize nasıl zulümle silahla gidiyor, silahla götürüyor. Biz yaşamayız kardeşim. Biz Türk milletiyiz ya, tarihimizde bunu görmedik. Biz 7 düğünler savaştık. Biz bunlar bu şekilde yaşayamaz istiyorlardı. Ben hepinize teşekkür ederim. Başta başsavcına, özellikle karımın kardeşlerine, hepinize saygı ve sevgiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Saygılar sunuyorum. Şehitlerimizden Muhammed Yalçın'ın değerli babası, annesi ve kardeşine günün anlam ve önemine binaen şehitimizin portresini ve Türk bayrağımızı takdim etmek üzere Başsavcı Vekilimiz Sayın Osman Tezcan'ı sahneye davet ediyoruz.
Acizane hediyemizi vermek için değerli müdürümüz Mehmet Korkmaz Peker'i sahneye davet ediyorum.